Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Malum transfer konusu yine gündemimizi oluşturacak. Özellikle takımlarımızın transfer konusunda bugün yaptıkları çalışmaların ötesinde ligler başladıktan sonraki hareketlerinin daha da hızlı olacağını düşünüyorum ben. Ö şöyle söyleyebiliriz hani inşallah gelmez de e ikinci dalga pandemi e konusunda hep bir panik yaşıyoruz ya. Bu kez Benzer bir olay futbolda da olacaktır. İkinci dalga transfer dalgası gelecektir. Çünkü takımlar 11 Eylül'den itibaren maçlara başladığı andan itibaren eksiklerini daha net bir şekilde görmeye başlayacaklar ve panik düğmesine basıp hemen transferlere başlayacaklar diye düşünüyorum. O nedenle şimdiden neler yapıyorlar onlara da bakmamız lazım. Bazı takımlar aslında Sıkıntılarını gördüler. Özellikle bazı takımlar dediğim takımların başında Beşiktaş yer alıyor. Paok maçında görüldü ki bazı bölgelerde ciddi sıkıntı var ve o bölgelerin beklemeye tahammülü yok. Bazı bölgelerde bekleyebiliriz ama o bölgelerde kesinlikle bekleyemeyiz dediklerini net bir şekilde gözlemledik hangi bölgelerde onlar? Beşiktaş'taki transfer gereken bölgeler. Birincisi Sabek ki orada Douglas olmadığı için ki Douglas da geçen sene de verim vermemişti. Douglas olmadığı için Lens'e e gitmek zorunda kaldı. Beşiktaş yani daha doğrusu Lens'i oynatmak zorunda kaldı ki Lens'in de bazı gollerde kadrajda bile olmadığını sağ kenardan gelen gollerde kadrajda bile olmadığını gördük. Tabii Lens'e e de şu manada haksızlık yapmamak lazım. Lens zaten orijinal, orijini bek olan bir oyuncu değil. Ee, geçen sezon zaman zaman oynadığında başarılı olmuştu ama bu her zaman başarılı olacak anlamına gelmiyor doğal olarak ve gelmediğini de net bir şekilde PAOK maçında ağır bir bedel ödeyerek gördük. Ee, Beşiktaşlı taraftarlar şunu söylemeye başladılar. Biz bu kadroyla lige devam edersek ligi çok üstlerde bitirme şansına sahip değiliz. Bırakın şampiyonluğu, üstlerde bile bitiremeyiz dediler. Ben bu görüşlere bir yere kadar katılıyorum ama Beşiktaş böyle devam etmeyecek bu kadroyla devam etmeyecek mutlaka kadrosunda bir güncelleme yenileme yapacak ve şu andaki ilk hedefi Sabek ve Santrofor bölgesi ve oralarda tam isabet diyeceğimiz oyuncuların seçimini gerçekleştirdi. Yani seçimini gerçekleştirdi transfer için hamlesine başladı tam isabet diyorum çünkü kimlerden bahsedeceğim önce isterseniz savunmadan başlayalım çünkü savunması çok kötüydü Beşiktaş'ın dedik ya sabet kötüydü stoper bölgesinde sıkıntılar yaşandı sol tarafta evet Ensakal'a kötü oynadı ama Ensakal'a Rıdvan ikilisi orayı kapatacakmış gibi görünüyor. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Beşiktaş'ın ilk hamleyi Sabek üzerinden yaptığını söyleyebiliriz. Sabek için de belirlenmiş net iki oyuncu var. Bunlarla ilgili görüşmeler sürüyor. Herhangi bir tanesi gelirse şaşırmam ama bir üçüncü sürpriz isim de karşımıza çıkabilir. Ama isimlerin üçünün de tam isabet olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ismimiz Davide Santon. Daha önce Beşiktaş gitti Davide Santon'a, Romalı oyuncuya transfer teklif etti ama oyuncu gelmek istemediğini söyledi Fakat şu süreç aradan geçen süreçte anladığımız kadarıyla oyuncunun artık Beşikta'şa ya da işte transfere sıcak baktığı net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı ve Davida Santon birinci alternatif olarak ortaya çıktı. 29 yaşında Davide Santon, Cesena'da, Newcastle'da, Roma'da oynadı. Geçen sezon fazla süre aldığını söyleyemeyiz. Maç sayısı fazla ama süresinin 21 maç 973 dakika olduğunu söyleyebiliriz. 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Roma'da çok fazla şans bulacağı konusunda kendisinin de menajerinin de şüpheleri olduğu için Beşiktaş'la yeniden görüşme noktasına geldi. Benim kişisel kanaatime bakarsanız ben ondan önce biraz sonra söyleyeceğim oyuncunun biraz daha öne çıkabileceğini düşünüyorum ama Davido Santon iyi bir oyuncu hızlı dengeli çalışkan hücuma isabetli ve doğru zamanda çıkan bir oyuncu o açılardan baktığımızda şöyle söyleyebiliriz e Davida Santon olursa mükemmel olur ama Davida Santon ihtimalini biraz daha geride bırakıyorum ben. İkinci bir isim daha var ki o da Romalı, yine kiraya giden bir oyuncu. Rick Karstorp, e, Hollandalı oyuncu. E, Karstorp e, olma ihtimali daha yüksek ve yaş itibariyle daha genç bir oyuncu. 25 yaşında yani İtalya'ya gitmişken ya onu ya onu alıp gelelim noktasında şu anda Erdal Torunoğulları. E, bana göre e, olma ihtimali biraz daha yüksek bir oyuncu gibi görünüyor. Çünkü geçen sezonda Roma onu Feyenoord'a kiralamıştı. Hollanda milli takımında 3 kez forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve Feyenoord'dan Roma'ya 16 milyon euroya gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani sanki Karlsdorp Beşiktaş'a daha yakın gibi görünüyor. Ha Beşiktaş Davido Santon'u almaya çalışıyor ama o daha yakınmış gibi görünüyor. Şöyle söyleyebiliriz. E, driplingi olan bir oyuncu. Yani kenarı kullanırken driplingi yapıyor. Fakat e, temel sıkıntısı şu. Bana göre sıkıntı o. E, erken orta yapıyor. Yani henüz ceza sahası içerisine girmeden ceza sahası dışından ortaları yapıyor. O nedenle bu bir handikap gibi görünüyor bana. Geçen sezonda e, kiralık oynadığı Feyenoord'da 17 maç, 1 gol, 3 asistle oynadı ki hani Caner'le kıyasladığınız zaman Caner'in 10 asistinin yanında e, çok az olduğunu söyleyebilirim asist sayısının. E, bu manada baktığımızda e, Karstorp daha bir yakın e, görünüyor sabek olarak e, kesinlikle Beşiktaş'a e, ama Beşiktaş'ın gönlünde Davido Santon yatıyor. Ama şimdi söyleyeceğim isim sürpriz bir isim ve olursa bence daha da mantıklı olabilir gibi düşündüğüm bir isim. E, Galatasaray Lines'i serbest bırakmayı düşünüyor. Yani Lines'i de yollara ayırmayı düşünüyor. Bu Bon servisle mi olur bon servissiz mi olur? Onu tam net bilmiyoruz. Yani nasıl olacağı konusunda bilgimiz yok. Ama bence Beşiktaş'ın iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Galatasaray'dan Lines'i alması o bölgede evet ofansif bek özelliğini çok öne çıkartamayabilir belki ki o özelliği de var yani yok demiyorum ama sağ tarafını güvence altına alabilir. Lines konusunu ayrıca e, düşünmek lazım. Yani Beşiktaş sağ tarafına 3 oyuncu seçti. Bana göre 3'ü de isabetli ee, ama en çok istediği Davido Santon, bana göre yakın olan Karstorp ama eğer sorarsanız ben Lines'i yani Türk futbolunu bilen, Türkiye'yi bilen Lines'i almasının daha da mantıklı olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü bu arada... Gidecekleri de söyleyelim ki e, çünkü gidecekler de tamamen savunmadan. İsimat, Miren e, gidecek, Roko gidecek ve e, bunlara kulüp bulmaları istemişler. Douglas gidecek. Dolayısıyla savunmada böyle bir yapılanma var. Bir de e, o konunun üzerinde çok durmayacağım. Ama çünkü Wellington va geldi. Vida'nın henüz e, Beşiktaş'ta olduğunu düşünürsek e, ciddi bir stoper konusu ikinci planda düşünülüyor. Ama o konuda da bir e, çalışma yapıldığını biliyoruz. Francisco Montero'yu yani Atletico Madrid'in stoperini ki geçen sezon Deportivo Loconia'ya kiralanmıştı. 21 yaşında gündeme aldı Beşiktaş. Eğer orada herhangi bir sıkıntı olursa o sıkıntıyı çözmek adına onunla ilgili gelişmeleri ilerleyen videolarımızda sizlerle paylaşırız. Ama şu anda iki önemli yer demiştik. paok maçının ortaya çıkardığı konu. Bir tanesi Sabek, diğeri de Santrofor. Evet o maçta Larin kötü oynamadı. Hatta Larin'e teklif de var şu anda. Ama Beşiktaş diyor ki bana daha gol vuruşları iyi, o noktada beni yalnız bırakmayacak, her zaman güvenebileceğim bir Santrofor'a ihtiyacım var. Onun için de yine 3 tane isim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Bence birincisi hepiniz biliyorsunuz olma ihtimali çok düşük bir e, santrofor ama isabet olarak baktığımda 3 da isabetli santroforlar. E, ma, ma, manzuk için e, düşünüyor e, Beşiktaş ama Manzuk için e, Alduha İl'den e, aldığı paranın 5 milyon euro olduğunu, 34 yaşında olduğunu düşünürsek biraz ihtimali zayıf gibi görünüyor ama gerçekten çok özel bir santrofor olduğunu söyleyebiliriz agresif güçlü dengeli sırtı dönük oynayabilir böyle özelliği var ve gol vuruşlarında o plaseleri çok etkili bir oyuncudan bahsediyoruz ama 5 milyon euroluk da bir maaştan bahsediyoruz ki bu imkansız. Sadece şöyle bir gelişme var. Ben onun da çok uzak olduğunu düşünmekle birlikte Vida'yı satarız 3.4 milyon. Ondan boşalan maaşı içe veririz gibi bir şey söyleniyor. Çünkü bon servisi elinde. Herhangi bir bon servis öde, ücreti ödenmeyecek. Ama acaba imza parası ister mi? O da işin başka bir tarafı. Şimdi gelelim ikinci alternatife ki o da isabetli bir alternatif. İkinci alternatif Kaliniç, Nikola Kaliniç. O da 32 yaşında. tabi santroforlar biraz yaşlı oluyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kaliniç tabii... E, Atletico Madrid'in e, oyuncusu Hırvat milli bir oyuncudan bahsediyoruz Milan Atletico Madrid Roma gibi oy takımlarda oynamış e, hava toplarını çok iyi kullanan uzun boylu 187 boyunda bir santrofor ve topsuz alanı da iyi dengeli e, ve e, özellikle e, işte e, boş koşuları yapabilecek yani uzun boyuna rağmen çevikliği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O da e, geçen sezon çok e, yüksek verimle oynamadı. 5 gol 2 asistle oynadı. E, onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, Nikola Kalinic de e, alternatif olarak iyi bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğim gibi Hırvat milli bir oyuncu. E, o da tam isabet diyebileceğimiz oyuncu. Ve üçüncü isim hepimizin bildiği Sisse. E, Papis ise Alanya sporlu e, Onda bonservisi elinde Herhangi bir para ödenmeyecek ama Oradaki temel sorun şu Oyuncu sürekli ben imza parası istiyorum Diyor e, ön sezileri Yüksek biliyoruz topsuz alanda iyi koşu yapabilen e, gol noktalarına Giden bir oyuncu e, Üçüncü seçenekte bu orada önemli Bir nokta var yalnız onu da paylaşalım Sise konusunda Fenerbahçe'nin de isteği var Yani Çok yüksek sesle e, dillendirilmemiş olsa da Fenerbahçe'nin de isteği var. Sonuç itibariyle 3 e, oyuncu Sabek için 3 oyuncu e, Santrofor için belirlenmiş vaziyette ve hepsinin de e, tam isabet olduğunu söyleyebileceğimiz oyuncular var. Önemli olan bunları lig başlamadan yetiştirebilmek. Evet e, Beşiktaş'la ilgili söyleyeceğimiz daha söz var. Abu Bakar konusunu konuşmuyorum çünkü Abu Bakar diye bir ismin telaffuz edilmesi bile bence yanlış. Geçen sezon e kendisinden sağlık raporları istendiğinde göndermedi. 3.5 milyon Euro'dan aşağıya oynamam dedi. Şimdi boşta kaldığı için Beşiktaş haber gönderiyor. Umarım Beşiktaş bu gelen haberleri pek de olumlu değerlendirmez. Evet söyleyeceklerimiz Beşiktaş'la ilgili şimdilik bu kadar deyip videomuzu bitireceğiz ve videomuzun sonunda da hatırlatmamızı yapacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın.